Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 yıl aranın ardından Yunanistan'a gitti. Miçotakis'le görüşecek. Böyle karşılıklı atışmaların, gerilimlerin olduğu yıllardan sonra depremin ardından bir diyalog ve yumuşama süreci vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti önemli. Biz de konuğumla konuşacağız. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın stüdyomuzdan konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Günaydın. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katim Erine'ye bir röportaj verdi. O röportaj bir zeytin dalı olarak da değerlendirdi. Dostum Kriyakos diyeceğim. Siz bizi tehdit etmezseniz biz de sizi tehdit etmeyiz diyeceğim dedi. Şöyle bir yakın geçtiğimiz yıllara baktığımızda, ilişkilerin seyrine baktığımızda bu ziyaret neden önemli? Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının sembolik bir önemi var. Çünkü biliyorsunuz Miçotakis yok demişti. Bir beyanatında 2022'de Amerika ziyaretindeki Kongre'de Türkiye'ye söz verildi. Konuşma üzerine aslında onun arka planında da Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği üzere iki ülke lideri bir NATO zirvesinin paralelinde görüşüp ilişkileri ilerletme ve ilişkileri üçüncü ülkelere anlatmama veya araya üçüncü ülkeye sökmeme. Ama hemen onun ardından gitti. Kongre Türkiye aleyhine konuştu. Evet. Alkışlandı ayakta. Evet. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı benim için Miçotakis yok artık dedi. Bu aslında Yunanistan'da inanılmaz yankılandı. Çünkü bu belki iki ülke ilişkileri çok her zaman gergindi ama lider düzeyinde ilk defa bu kadar sert ve ilişkileri kopartan bir açıklama olmuştu. Şimdi işte dostum Miçotakis diyeceğim demesi aslında buna bir atıf dönüp farklı bir yere geldiğimize işaret ediyor. Olan şu aslında hani sizin söylediğiniz deprem süreci başlamadan önce aşağı yukarı ondan belki 6-7 ay önce 8 aya kadar uzanan bir süreç içerisinde Türkiye pek çok ülkeyle ilişkilerini düzeltme yoluna girmişti dış politikasında. Bunlar arasında Yunanistan da vardı. Ve bu 7-8 aylık süre içerisinde Dışişleri Bakanlıkları içerisinde, bünyesinde, bürokratlar düzeyinde düzenli görüşme noktasına gelinebilmişti. Ve iki ülke arasında tamamen tıkanmış ve kapanmış olan iletişim kanalları yeniden ve hani geçici de olsa, işte şüpheyle de yaklaşılsa yeniden açılmıştı. Deprem bunun üzerine geldi aslında. Bir insani boyut kattı. Daha önce 1999'da olduğu gibi, 97, 98, 99 o dönemlerde olduğu gibi bir insani boyut. Karşı tarafın da hassas olabildiği, doğaya karşı insani olan işlerin ötesinde. Yardım eli uzatılması. Yardım eli, işte. iyi bir niyet vesaire. Bunlar bir anlamda katkı sağlıyor ama ifade ettiğim üzere daha önceden başlayan bir süreç vardı. İki ülkenin kararlılığı vardı ve NATO ile Almanya'nın ara buluculuk demiyoruz biz artık buna ama iki ülkeye telkinleri ve yardımları sayesinde gelinmiş bir nokta vardı. Şimdi aşağı yukarı son 4-5 aydır çok ciddi bir çaba var. Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde farklı mekanizmalar oluşturuldu. Bu uzun süredir iki ülke arasında devam eden ikili istikşafi görüşme mekanizmasının ötesine geçen bir de pozitif gündem mekanizması kuruldu. Ve bunun üzerinden iki liderin bu yapacakları zirve toplantısında açıklanmak üzere ne diyeyim çatışmalı olmayan konularda işbirliği alanları üzerinde çalışılıyor. Hangileri? Şimdi onları bilmiyoruz. Yani resmi olarak hiç açıklanmadı. Çok kapalı tutuldu. Yani bu, bir sürpriz bizi şaşırtacak yani bir şey olabilir mi? Yoksa her zamanki konular yani işte göçmenlerin geri gönderilmesi mevzuları var biliyorsunuz. Evet. Doğu Akdeniz, Amerikan üslerinin kurulması vesaire vesaire çok başlık var. Yani bu iki ülke ilişkilerinin problemli alanlarını çözecek bir şey çıkacağını sanmıyoruz. Yani nedir? Karasuları konusunu çözecek, kıta sahanlığı meselesini çözecek, adadaki silahlanmış adaların meselesini, bu tür çetrefilli ve siyasi konular dışarıda olmak üzere görüşüyorlar. Dolayısıyla ne görüştükleri konusunda mesela sivil toplum ilişkilerinin geliştirilmesi, mesela eğitim alanında ilişkilerin geliştirilmesi, vize, ortak bir 7 günlük turizm vizesinin kolaylaştırılması konuşulduğunu konusu da biliyoruz. Varmış galiba. Ama orada tabii Avrupa Birliği'nin onay vermesi gerekiyor. Yunanistan'ın talebi var değil mi? Türkiye'ye bu konuda vize kolaylığını evet, siz Yunanistan de onay verin istiyor. Biz vermek istiyoruz. Evet, diyor. Çünkü turizm geliri de çok Türkiye'den. Doğru. Yunanistan bunu istiyor ama Yunanistan aynı zamanda Schengen üyesi olduğu için Avrupa Birliği'nin onayı gerekiyor. Dolayısıyla bu
konuda belki adım atılamayabilir burada ama niyet beyanı yapılabilir. İşte iki ülkenin uğraştığı çevresel sorunlar var biliyorsunuz, yangınlar. Yani artık yaz ayları iki ülkede de çok yangının yaşandığı ve büyük kayıplara neden olan bir faaliyet. Mesela bunların söndürülmesi konusunda işbirliği gibi, hani böyle daha bizim yumuşak dediğimiz işbirliği alanları, ekonomideki ilişkinin artırılması, ticaretin belki çok daha boyutlu hale getirilmesi gibi konular var. Umut edilen bunlarla bir adım atıp bunun devamını getirmek. O çetrefilli konulara geçmek için bir zemin oluşturmak. Evet, yani oradaki sorun şu, Yunanistan geçmişte bu istikşafi görüşmeler çerçevesinde Türkiye ile Yunanistan arasındaki tüm sorunlu konuları görüşüyordu. Yani kamuoyuna açıklamalarında bizim sadece bir sorunumuz var Türkiye ile görüştüğümüz diyordu ama arka planda bütün konular görüşülüyordu. Herkes masada, her şey vardı. Fakat Miçotakis iktidara geldikten sonra başlayan bir süreçle bizim Türkiye ile sadece bir sorunumuz var diyorlar ve bunu arkada da sürdürüyorlar. Yani kıta sahanlığı sorununu çözmemiz gerekiyor. Bunun çözüm yolu da Uluslararası Adalet Divanı'dır. Türkiye ile de sadece bunu görüşürüz diyorlar. Ve resmi düzeydeki iki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerde sadece bunu konuşuyorlar. Şimdi başka bir şey konuşmayınca ilerleme sağlanamıyor. Neden Miçotakis geldikten sonra hep iç siyasette bu Yunanistan'ın klasik pozisyonu. Yani bu eskiden beri Yunanistan'ın resmi pozisyonu bu. Ama resmi pozisyonunun bu olmasına rağmen kapalı kapılar arkasında ve basına sızmayan görüşmelerde her konu görüşülüyordu. Çünkü sorunları çözmenin başka bir yolu yok, konuşacaksınız. Fakat Miçotakis iktidara geldiğinde biraz da iç kamuoyunda ve kendi partisi içerisindeki muhaliflerden aldığı baskıyla Türkiye'ye karşı sert bir pozisyon geliştirmek durumunda kaldı. Ve şimdi oradan geri adım atamıyor. Ya da atmıyor. İkisinden birisi. Şimdi belki bu konuda bir açılım gelebilir. Dün Takip Erberakis ile Atina'dan konuştuk. İşte manşetlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyareti elbette önemli. Çok. Amerika da takip ediyor. Tabii. Başka ülkelerde, sadece bizde ve Yunanistan'da değil. Ama sanki Yunanistan Türkiye ile her zaman çok ilgili. Elbette. Orada büyük tantanalar kopuyor. İşte az önce dediğiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz çıkışı, Miçotakis benim için yok vesaire. Başka konularda da bizde yer bulduğundan orada daha da çok yer buluyor gibi. Kaçınılmaz. Yunanistan'ın aslına bakarak çok ilgili bir ülke pek çok yönüyle. Yani iki şey söyleyebilirim. Bir kere Yunanistan'ın tek ciddi uluslararası güvenlik meselesi Türkiye'dir. Dolayısıyla yani başka bir şeyle ilgilenmesi gerekmiyor. Tamamen Türkiye. Bir Makedonya, kendilerinin ürettiği Makedonya'nın ismiyle ilgili bir problem vardı. Makedonya konusu. Yani o da çözüldü. Onun dışında bir şey yok. Yani Yunanistan etrafında yani Türkiye'nin dış politikada kaç başlığı var? Onların bir tane başlığı var. Dolayısıyla bu. İki, bunun ötesinde de kamuoyu Türkiye ile çok ilgilidir ve basın Türkiye ile çok ilgilidir. Şu noktada yani ben bazen hani Yunanistan'dayken Yunan televizyonlarını izlediğimde böyle enteresan bir ülke görüyorum. Her işte bir gün mesela bir yerde heyelan oluyor. Öteki gün de orada trafik kazası olmuş, şu kadar insan ölüyor. Ve sürekli bir hareketliliğin olduğu bir ülke var. O Türkiye. Yani Yunanistan televizyonlarında her gün Türkiye ile ilgili konuşulur ve haber olur. Biz mesela şu cacikilerle, baklava, bizden bunları konuşuruz. Orada onları böyle televizyon programlarında konuşuyorlar. Yani bizim tarifimiz böyle, işte Türkler böyle yapıyor vesaire. Emine Erdoğan'ın öyle bir Laz böreği tarifi miydi? Yanılıyor olabilirim ama bir gelenek tarifi üzerine bayağı televizyon programları yani yapmışlar. Türkiye'yi izlemek istiyorsanız biraz da negatif olabilir ama hani Yunanistan'dan izleyin. Çünkü hakikaten Türkiye'de mesela savunma sanayi ile ilgili yapılanlar bizde haber olmuyorsa orada mutlaka haberdir. İşte bu tür coğrafi işaretleme meseleleri haberdir. Yani bazen arıyorlar görüş bildirmek için. 6.30'da sabah 6.30'da Yunanistan'da her gün Türkiye ile ilgili bir program var. Yani bir saat Türkiye'nin tartışıldığı bir haber programı var kanallarının bir tanesinde. Gecelere kadar, yani dün yine bu konu olduğu için sürekli aranıyor. Dün gece 12'de başlayıp 2'ye kadar devam edecek bir program var. Sadece bu konu. Bu konu. Ben Gazze konusunu da size sormak istiyorum. Onun öncesinde son olarak bu çetrefilli konular mevzuunda. Evet. Şimdi şöyle değerlendirmeler yapıldı. Zaman zaman sizin gibi değerli konuklarım olduğunda işte Rusya ile gerilim olan dönemler vesaire. İşte Karadeniz'de böyle bir gerilim olsa orada karşılaşacaklarınız farklıdır ama Ege ne kadar ısınırsa ısınır.
Parsons'ın NATO nedeniyle, işte geçmiş hep diplomatik temasların varlığı nedeniyle orada bir uzlaşı yolu bulmak daha kolaydır diye. Bu değerlendirmeye katılıyor musunuz? Öyle midir? Ve bu bir zemin oluştu diyelim. Çok zor bir, yani bu doğal kaynakların paylaşılması, karşılıklı yapılan anlaşmalar, hani Lübnan, Mısır diğer tarafta, Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı anlaşma, buradaki ekonomik çıkarlar, Yunanistan'ın Avrupa Birliği ile aldığı pozisyon, bunlardan Türkiye'nin istediği ortak paylaşıma varacak bir adım mümkün mü sizce? Bir kere ikincisinden başlayıp birincisine doğru gideyim. İki ülke arasındaki ilişkilerde sorunlar çok boyutlu. Ve sorunların bir kısmı öyle kolay çözülebilecek sorunlar değil. Yani egemenlik meseleleri. Bir ülke açısından dış politika ve güvenlik politikaları açısından egemenlik sorunun ötesinde bir tek varlığını sürdürme meselesi kalmıştır. Yani varlığı tehlikeye düşmüşse bu çok önemli bir şeydir ama onu bir kenara bırakırsak egemenlik mücadelesinin ötesinde başka büyük bir problem yok. O yüzden bu ülkelerin geri adım atmalarının çok zor, çok çok zor olduğu bir meseledir. Şimdi Ege'deki özellikle bütün meseleler gelip egemenlik meselelerine düğümleniyor. Onun etrafında işte karasuları dediğiniz ana vatan toprakları gibi ana su topraklarından bahsediyoruz. Ana sudan bahsediyoruz. Yani onu veremezsiniz. Şimdi onu veremeyince onun etrafında şekillenecek kıta sahanlığı meselesi gündeme geliyor. Bunu çözemeyince onu çözemiyorsunuz. Onu çözemeyince ekonomik bölgeler meselesini çözemiyorsunuz. Onu çözemeyince onunla bağlı hava sahası sorusunu... Çok çetrefilli. Yani dolayısıyla geliyor egemenlik meselesine. O yüzden çözümü çok kolay değil. Fakat akademik olarak biz çözümü aşağı yukarı biliyoruz. Siyasiler de iki defa yakın tarihte bu çözüme çok yaklaştılar. Birisi 2003-2004, diğeri 2010'da. Çözümün parametrelerini buldular. Ve yazdılar metinlere de. Özetle hatırlatın bize lütfen yani bu şöyle, parametreler neydi? Kamuoyunun parçası olmamış bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden ayrıntılara girmem. Çünkü bir dahaki bir turda bu görüşmelerde yine benzer yere gelecek. Peki. Ve zarar vermesin. Ama bir şekilde orta yol diyebileceğimiz karasuları konusunda bir çözüme aşağı yukarı fikir birliğine ulaşmışlardı. Anlaşmanın imzalanmamış olmasının tek nedeni iki seferde de Yunanistan'da seçimlere çok yakın olmaktı. İkincisinde zaten hükümet düşmüştü. İlkinde de seçimlerden sonra açıklarız diye konuşulmuştu ve anlaşılamadı. Dolayısıyla anlaşmanın parametrelerini resmi olarak biliyor iki ülke ama yine sıfırdan başlayıp konuşacaklar. Oraya gelmesi bir 5-6 yıl sürecek. Şimdi birinci soruya gelince ben o kadar o kadar rahat değilim. Ya ve bu kadar rahat olmanın da yani burada sorun çıkarsa bu savaşa dönmez, nasıl olsa birileri engeller düşüncesinin büyük hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu burada rahatlamaya neden oluyor ve iki ülkenin daha sert davranmasına neden olabiliyor. Onları cesaretlendiriyor. Hani nasıl olsa bu şey de vardır ya, sokak kavgalarında tutmayın beni diyen şimdi böyle havalarda burada davranıldığında gerginlik yükseldiğinde çatışma riski var. İstenmeden savaş çıkabilir. Yani sonuçta silahlı bombalarını ve silahlarını yüklenmiş uçaklar havalanıyorlar. Doğru. İkişer üçer dakika tacizler oldu, bir süre neler ve birbirlerine yani meşhurdur Ege'deki bu iddialaşı denilen şey. Yani iki uçağın karşılıklı kafa kafaya gelmesi ve birbirlerine bakıyor olmaları. Bir yandan da yani adaların silahlandırılması ve bütün Girit'e her yere Amerikan üslerinin kurulması başka da bir boyut. O algıladığımız tehdit, bizim algıladığımız tehdidi artırıyor. Benzer Yunanistan'ın tehditleri oluyor. İki ülke çok silahlanıyor birbirine karşı. Ve böyle bir ortamda düşünün gemiler karşı karşıya gelebiliyor, uçaklar geliyor. Şimdi uçaklar vurguluyorum çünkü çok genç insanların kullandığı ve anlık bir şey. Yani tabii düğmeye başladığınızda bir fevri adım orada bambaşka bir noktaya taşıyor. Her şey olabilir. İnsansınız ve her şey olabilir. Dolayısıyla bu bir savaşa götürebilir. O yüzden aslında çok tehlikeli. Yani mesela Akdeniz'deki ya da Karadeniz'deki bir gerginlikten daha tehlikeli. Çünkü çok yakın birbirlerine bir. İki, haklar meselesi, egemenlik meselesi. Evet. Yani Karadeniz'de geri adım atabilirsiniz belli konularda, Rusya'yla müzakere yapabilirsiniz. Akdeniz'de de mesele daha çok kıta sahanlığı veya ekonomik bölgeler olduğu için orada da belli anlaşmalara varabilirsiniz.
Ama karasuları meselesi öyle kolay geri adım atıyor. Ve çok haddini aşan adımlar atıyor Yunanistan. Tabii Cumhurbaşkanı geliyor, adalarda askerlerle pozlar, neler neler oldu. İşte bizim silahsızlandırıldığını düşündüğümüz adalara gidiyor. O konuyu kaşıyor. Arkasındaki aslında Türkiye ölçeğinde bir ülke değil. Ama arkasında işte Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupa Birliği'nin gücünü arkasına alarak şımarıkça ve küstahça adımlar da atabiliyor. O da işi zorlaştırıyor. Evet, ya burada da şöyle bir şey yapmak lazım. Yunanistan bizi bu kadar yakından takip ettiği için bizi gayet iyi biliyorlar o anlamda. Ne kadar duygusal tepki verebildiğimizin de farkındalar. Ve hani sizin biraz önce söylediğiniz gibi sürekli bir dürtüyorlar. Yani bel altından dürtüyorlar ve biz buna tepki veriyoruz. Belki dikkatli olmak ya da akıllanmak gerekiyor bir noktada ama biz sert tepki veriyoruz. Yani Yunanistan'ın bu alttan alta yaptıkları... Bu kadar muhatap almayalım mı diyorsunuz? O kadar değil tabii. Muhatap almamak olmaz. Çünkü uluslararası hukuk meseleleri var. Tavır olarak bu kadar reaksiyon vermemek. Yani o bir strateji geliştirmek gerekiyor. Çünkü Yunanistan'ın alttan alta yaptığı dürtmeler uluslararası kamuoyunda pek gözükmüyor. Biz genellikle o küçük dürtmelere karşılık vermiyoruz, biriktiriyoruz. Ve bir gün çok sert karşılık veriyoruz. Bu sefer uluslararası kamuoyunu karşımıza alıyoruz. Yani örneğin Doğu Akdeniz'deki gelişmeler. Yani Rum kesiminin Doğu Akdeniz'deki girişimlerinin geçmişi 90'lı yılların başına gidiyor. Hatta 80'li yılların sonuna gidiyor. Türkiye bunları hiçbir zaman kabul etmedi. Zaman zaman da diplomatik olarak itiraz etti ama yeterince uluslararası kamuoyu burada oluşturamadı. Ve gerektiği kadar belki itiraz edemedi. Yani barışçıl itirazlarını yapamadı. Fakat bir noktaya gelince hani şuraya dayanınca bu sefer Türkiye gemilerini yolluyor. Savaş gemisini yolluyor. Ama dışarıdan baktığınızda şu oluyor. Yani burada başka ülkeler var. Ekonomik anlaşmalar yapıyorlar. Barışçı görüşmeler falan. Sanki sonradan falan Türkiye dahil oluyormuş pat diye gibi. Türkiye gemi gönderiyor. Şimdi bu büyük bir fark yaratıyor uluslararası anda. Ben diyorum ki o yüzden biz uzun vadeli bakıp böyle ufak ufak karşı tarafın girişimleri olduğunda onlara böyle ufak ufak diplomatik ve hukuki karşılıklar vermemiz lazım. Altyapıyı oluşturmamız lazım ve diplomatik bir ne diyelim cephe oluşturmamız lazım. Bunları yapmayınca sonunda çok sert bir karşılık verip durdurmamız gerekiyor. Bir de bizim tabii o dönemde Mısır'la ilişkilerimizin bozulması, Doğu Akdeniz konusunda bazı atılabilecek bazı adımları öteledi ya da olmamasına yol açtı ya da Yunanistan'a fırsat verdi. Türkiye'ye karşı obluluğu güçlendirdi. İsrail'le diplomatik ilişkimiz yoktu, Mısır'la diplomatik ilişkimiz yoktu. Kıbrıs Rum kesimini zaten tanımıyoruz. Onlar da onun avantajlarını değerlendirdiler bir yandan. Tabii doğal olarak arkasında da biz Amerika'yla da ilişkilerimiz bozuktu. Amerikalılar da gelip bu dörtlü işbirliğini yani İsrail, Mısır, Rum kesimi ve Yunanistan'ın dörtlü işbirliğini desteklediler. Evet. Doğu Akdeniz enerji koridoru oluşturmak gibi bir kavram ortaya attılar. Ve o işbirliği aslında hani ben bazen söylüyorum Türkiye Yunanistan'la İsrail geçmişlerine baktığınızda hiçbir zaman bir araya gelebilmiş ülkeler değillerdi. Yani çünkü Yunanistan çok yakın döneme kadar Arap-İsrail çatışmasında Arapların, Filistinlilerin yanında olan bir ülke.